Osmanlı Yayın Evi sunar. İbrahim Ethem. Eser Necip Fazıl Kısakürek. Yöneten Abdülkadir Dedeoğlu. Cami avlusunda hakkınızda konuşan dervişleri getirdik sultanım. Demek cami avlusunda konuşan sizlerdiniz. Oturun bakalım. Oturun. Peki neymiş şu dervişlik dediğiniz? Sen. Sen anlat bakalım. Anlatılır şey değil sultanım. Bu kadar anlatılır, anlaşılır şey dururken bula bula bu anlatılmaz anlaşılmazı mı buldunuz? Sen söyle. Ben de söyleyemem. Bu iş lafa sığmaz. Ya. Lafa sığmayan şeyi yine sen çalıştırdırmaya. Bizim işimiz Allah'ı zikretmek, anmak. Herkesin işi o değil mi? Dıştan öyle anma, içten başka türlü. Zikri dudakla anmak değil, gönüllü anmaktır. Zikri kalbe indirmek lazım. Dudak kalpte olanın gayrını mı söylermiş? Hep öyle söyler. Kalp dudağa hep yalanını söyletir. Demek hep yalanını söyletir. Hep. Sen şimdi doğruyu mu söylüyorsun? Tam doğruyu söylüyorum. Peki zikir kalbe inince ne oluyor? Kalp temizleniyor, aydınlanıyor. Onda dünya ilgisi diye bir şey kalmıyor. Sonra? Allah'ta fani olmanın, hakta yok olmanın ufku açılıyor. Ya dünya hayatı? İşte asıl o hayatı silmek, yok etmek lazım ya. Dinimiz dünyaya ahiretin tarlası demiyor mu? Efendimiz hiç ölmeyecek gibi dünya, hemen ölecek gibi ahiret buyurmuyor mu? Dünya diye bir vazifemiz yok mu? Sen söyle görelim. O emir ibadetin dış yüzünde kalanlara mahsus. Kalabalıklara göre. İç yüze girenler için dünya diye bir şey kalmaz. Ya herkes iç yüze girerse ne olur? Dünya bomboş mu kalır? Böyle mi olmalı? Sultanım, yoldaşım iyi anlatamadı. Her şeyden önce dış yüzde kalanlar dünyaya yeter. İç yüze girerlerse dünyayı sevmezler. Nasıl? Kapı kapı el açarak mı? Şunun bunun sırtından geçinerek mi? Dervişlik bu olmasa gerek. Biz kimseden bir şey istemeyiz. Verirlerse alırız. Verirlerse alacağını belli eden isteyen demektir. Biz tevekkül ehliyiz. Siz tevekkül ehli değil, teekkül ehlisiniz. Hazır yiyiciler. Hazreti Ömer'in bu söz cami köşelerinde pinekleyip tevekkül satanlara verdiği cevap, biliyor musunuz? Hayır. Bana öyle geliyor ki siz tevekkülü işsiz güçsüz, tedbirsiz, davranışsız, köşelerde bucaklarda pineklemek sananlardansınız. Hayır sultanım. Hazreti Ömer camide yan gelip biz tevekkül ehliyiz diyenlere anlatmak istemişti ki cemiyete çıkmak, topluluğa katılmak, iş sahibi olmak lazım. Bizim iş sahibi olmaya mecalimiz yok. Öyleyse Allah'ı bulmaya da mecaliniz olamaz. Halimizi Allah bilir. Halinizi kul da görüyor. Haliniz bence dervişlik haline uymaz. Dervişlik dünya işini bırakmadan, belki onu yalnız gönülden kazıyarak, silerek Allah'a yükselmek gibi geliyor bana. Yanlış mı? Doğru sultanım. Biz de başka türlü anlamıyoruz. Başka türlü anlamasanız dünyayı bırakmak iddiası içinde dünya ehliyle uğraşır mısınız? Neydi o sabah namazında camide yaptığınız? İmam selam verir vermez neydi o çığlığınız? Halkın gafletine dayanamadık. Böyle Müslümanlık olmaz diye bağırdık. Ya benim için söyledikleriniz? Sultanımızı uyandırmak istedik. İşi gücü sırmalı elbiseler, altın tasmalı tazılar arasında sülün ayaklı küheylanlar sırtında ava çıkmaktan ibaret bir sultandan ne hayır beklenebilir? Ha? Böyle bağırmadınız mı? Öyle demek istemedik sultanım. Kadı da sizi yakalattı, isteğim üzerine saraya gönderdi. Camide ibadet eden Müslümanlara hoyrat hoyrat bağırmakla ne demek istiyordunuz? Onları mı benim üzerime saldırmaya, beni mi onlara çullanmaya davet ediyordunuz?
Bu mu dervişlik? Bu mu dünyayı ehline bırakmak? Söyleyin. Söylemiştik sultanım. Halkı gafletten kurtarmak istedik. Beni de beraber. Hı? Değil mi? Estağfurullah. Yoksa en büyük gaflet içinde olan siz misiniz? Gaflet içindesiniz ama bilmeden hakkı da dile getiriyorsunuz. Bir gün avda başıma geleni bilseydiniz, kim bilir şimdi ne kadar hak taslamaya kalkardınız. Bilmiyoruz sultanım. Bilmeyin. Bilmeyin daha iyi. Bakın, sizi saraya niçin çağırdığımı söyleyeyim. Avda başıma gelen o hadiseden sonra şu dervişlik meselesi fena halde takıldı içime. Kadı, garip halli iki derviş diye haber gönderince dayanamadım. Sizi yakından görmek istedim. Gece vakti sizinle baş başa konuşayım dedim. Belki ötelerden üzerinizde bir ışık püskürtüsü vardır diye düşündüm. Ama yanılmışım. Camide söylediklerinizin bana ait tarafı sizin fikriniz, görüşünüz değil. Söyleyene bakmıyorum. Söyletene bakıyorum. Hep ona bak sultanım. Dervişlik efendimizin saadet devirlerinde var mıydı? Söylesiniz. Baş sual bu. Saadet devrinde. Nur şelalesi zamanında bu iş var mıydı, yok muydu? Söyle. Bir şey diyemeyeceğim. Dört büyük halife çığırında var mıydı, yok muydu? Yine bir şey diyemiyorsunuz. Hı? Öyle mi? Herhalde tohumu vardı da ağacı meydana çıkmamıştı. Dervişlik işinde beni doyurabilecek bir cevap veremediniz. Tasladığınız dervişliği belki de hiç bilmiyorsunuz. Belki de dış yüz, iç yüz derken dervişliğin dış yüzünde birer ezberci, birer taklitçisiniz siz. Size bir sual sorayım. Hicretten şu kadar yıl sonra size mi kaldı bu ağacı meydana çıkarmak? Sultanım, ben söyleyeyim. Söyle. Saadet devrinde mucize vardı. Şimdi? Keramet var. O Resul'ün mucizesine bağlı keramet. Bana bir keramet gösterin öyleyse. Kalpazanlar, ağzınızla yakalandınız. Ya bana bir keramet gösterir, yahut gösterinceye kadar zindanda yatarsınız. Nasıl bir keramet istiyorsunuz? Herhangi biri olamaz, oldurun. Beni şu tahtın üzerinde görüyor musunuz? Görüyoruz. Mesela beni şu tahtın üzerinde havaya kaldırın. Koca sultan, keramet zorla olmaz, istemekle gelmez. Rüzgara benzer, es demekle esmez, onu estiren estirir. Allah isterse seni tahtınla havaya kaldırmak şöyle dursun. Yerin dibine bile indirirsiniz değil mi? Böyle bir şey demedik. Ama ille keramet diye direniyorsan gösterelim. Bizim gibi iki hakir dervişi huzuruna kabul etmenden üstün keramet mi olur? Allah'a yakınlık yolunu bizden öğrenmek istemenden daha açık keramet ve bizim hesabımıza keramet. Şimdi de laf çambazlığına kalkıyorsunuz. Ya İbrahim Ethem, bizim aklımız yetmeyebilir, dilimiz dönmeyebilir. Bu işe aklı yetenler, dili dönenler de bulunabilir. Sen inan ki büyük sır, büyük hikmet bizim yolumuzda. İnandıramadınız, ümidim boşa çıktı. Allah'tan dilerim ki bir gün bu yolu tam gösterebilecek birini çıkarsın karşıma. Allah bir gün belki de seni çıkarır senin karşına. Beni ikiye mi böler? Kaça isterse ona böler. Her gün aynada ikiye bölünmüyor musun? Sen arada bir hikmetli laflar ediyorsun. Ama dilediğimi veremiyorsun. Haddime mi düşmüş benim? O verir, o. İstemekle mi verir? Dilerse istetir, öyle verir. Dilerse ne istetir ne bir şey. Uykunun içinde bile tepene tokmakla vurup seni kaldırır, verir. Sizi alsınlar, serbest bıraksınlar. Bu defalık affediyorum. Bir daha müminlerin ibadetgârlarında böyle haltlar işlemeyin. Bunları alıp götürün. Serbest bırakın. Buyurun. Serbestsiniz. Bana bir şey vermediniz ama ruhumu tırmık tırmık pençelediniz. Bir gün karşılaşırız inşallah. Ya nasip.
Oh, gece yarısı. Hı? Nöbet değiştiriyorlar. Amma da uzun konuşmuşuz. Kim o? Kim var damda? Ne oluyor? Hiç, yabancı değil. Ne demek yabancı değil? Kimsin sen? Ne arıyorsun damda? Bir katar devem vardı, kaybettim. Damda onları arıyorum. Bu da ne iş? Kaybolan develerini sarayın damında mı arıyorsun? Ha, öyle mi? Ne dedin, ne dedin? Evet, evet, öyle dedim. Deli misin sen? Kim çıkardı seni dama? Deli sensin. Nerede ne arayacağını bilmeyen. Damda deve aranır mı? Söyle, damda deve aranır mıymış? Ya sen, Allah'ı sırmalı elbiseler, inci düğmeli kaftanlar, altın yaldızlı taht, ipekli yastıklar üzerinde mi arıyorsun? Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Seni istiyorum. Uyan gafil. Uyan. Uyanıklık sandığın bu uykudan. Uyan. Soyun. Çırılçıplak kal. Gel. 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 Mesafeleri kaldır. Gel. Gel. Vezirlerim, muhterem din alimleri, kumandanlarım, sevgili tebaam. Bugünkü ayak divanımızın mevzuu çok nazik. Payitahtımız Bel şehrinin derviş istilasına uğradığından bahsediliyor. Başına bir külah, bir aba, beline bir torba, eline bir değnek geçirenler şehir meydanlarında, cami avlularında halka musallat oluyorlarmış. Ne tarlalarda çalışıyorlarmış, ne tezgahlarda emek harcıyorlarmış, ne de bir şey. Dillerinde kutsiliğinden uzak oldukları Allah ismi, o yan senin, bu yön benim, kendilerine çıkar arıyorlarmış. Aralarında ibadete fesat sokanlar, camilerde halka ve sultanınıza dil uzatanlar da varmış. Ben avdan baş kaldıramıyormuşum. Böyle bir sultanın emri altındaki tebaa başsız ve güdümsüz ne yapabilirmiş? Müslümanların hali nice olurmuş? Derviş kılıklı başıboşları şehirden sür. İş yerlerine dağıt, ölçüye sok diyor bana vezirlerim ve muhterem din alimleri. Öyle mi? Öyle sultanım. Dinin iç yüzünü savunurken dış yüzünü berbat eden böylelerini köklerinden kazımak lazım. Sen ne düşünüyorsun vezirim? Ben de Müftü Efendi Hazretlerinin fikrindeyim. Ben bu fikirde değilim Müftü Efendi Hazretleri. Ben bu kum yığınlarının içinde altın zerreleri de bulunduğuna, halislerin altından pırıltılar saçtığına inanırım. Mesela bakın, benim için söyledikleri doğrudur. Ben avdan başka bir şey düşünemiyorum. Evet, hiçbir şey düşünmüyorum. Keşke avlanacağıma asıl avcıya av olmayı bilseydim. Bütün bir gece uyuyamadım. Şu tahtın üzerinde sabahladım. Omuzlarımdaki saltanat tükünü taşıyamayacak haller geçiriyorum. Ne dersiniz? Beni başınızda sultan olarak görmek ister misiniz? İsteriz. Elbette isteriz. İsteriz. Öyleyse çalışayım bakalım dayanmaya. Ama adalette bir kusurum olursa, müminlerin hakkını koruyamazsam, o zaman ne olur? Kusurun olmaz. Sen hakkı korursun. İnşallah.
İnşallah hak lütfeder de korurum. Şu üstünde oturduğum taht benim için dikenlik. Üstünde adaleti nasıl yerine getirebilirim? Getirirsin. Büyük halife Dicle kenarında otlayan bir oğlan da hesabı benden sorulacak buyurdu. Bu ulvi çileyi çeken hesabını da verir. Ya benim çilem? Nerede? Ne gezer? Hepsi laf. İçi boş kabuklar, hepsi riyakarlık. Üzüldün mü vezirim? Böyle konuşmama hiç alışmamıştın değil mi? Sen de bu hal yoktu sultanım. Birdenbire ne oldu böyle? Bakın, sende bu hal yoktu. Ne oldu birdenbire böyle diye soruyor. Cevabını size vereyim. Evet, bana birdenbire bir şey oldu. Ben tahtımın üzerinde otururken birdenbire tahtım benim omuzlarım üstüne çıkmaya davrandı. Artık bana ezmek değil, ezilmek düşüyor. Bu vaziyette devleti idare edememekten korkuyorum. Fakat sultanım, bunlar kalabalığa söylenebilecek sözler değil. Ayak divanını tatil edelim, aramızda konuşalım. Hayır. İçimin zelzelesini herkes görmelidir. Var mı aranızda bana bir öğüt verebilecek? Muradın ne? Nasıl bir öğüt istiyorsun? Beni hakka erdirecek bir Allah ehlini arıyorum. Onun öğüdüne muhtacım. Sen öğüt kabul etmezsin. Tahtından şikayetin senin, tahtına bağlı oluşundan geliyor. Bırakın yakamı. Bırakın. Bırakın gelsin. Sen misin? Kim olmamı istiyordun? Beklediğim insan. Gece sarayın damını tokmaklayan. Ben sarayın damına çıkan değil, kapısından girenim. Nasıl bıraktılar? Nasıl bırakmasınlar? Anlamadım. Niye anladın ki bunu anlayasın? Sen kimsin? İşin gücün ne? Gözüm pek tutmadı seni. Ben işsiz güçsüz, evsiz barksız biriyim. Rast geldiğim yere konarım. Şimdi sana konuk olmaya geldim. Konuk mu? Ben konuk aramıyorum ki. Ya ne arıyorsun? Konacağım yeri arıyorum. Han işletmiyorum ki konuk arayayım. Burası han değil mi? Burası İbrahim Ethem'in sarayı. Senden önce kim vardı burada? Babam. Ya ondan önce? Babam. Ondan önce? Babam, babalarım. Birinin konup gittiği, sonra öbürünün gelip konduğu yer han değil de nedir? Divan sona ermiştir. Emir verdi alsınlar. Anladım. Ne anladın? Aradığım insan sensin. İstediğin kadar peçelen. Ötelerden bir habercisin sen. Artık yakanı bırakmam. Ya canımı alırsın yahut derdime derman olursun. Ben sana dermanın ancak nerede olduğunu haber verebilirim. Nerede? Sende. Senin içinde, kalbinin inemediğin derinliklerinde. Yeter, yeter. Yetişir bu içinden çıkılmaz fikirlerle kafamı törpülediğin. Yeter. Bana ayağımın kesilmesi gibi elle tutulur, gözle görülür bir çare göster ki acısı ne olsa razıyım. O kadar kolay olsaydı herkes ayağını kestirir verirdi. Acısını da duymazdı. Yağma yok. Bana acı. Sen kendine acı. Ben kendime tükürmek istiyorum. Nefsine tükür, ruhuna acı. Bu kadar yeter. Ben gidiyorum. Dur. Dur. Ben de geliyorum, bekle. Bekleyemem. Ecel muhtaç olduğun zamandan daha yakın. Her vadeden daha kısa. Şart koşma zamanı değil. Davranma saati bu an. Bir iki saatlik müsaadeye de mi hayır? Annemin elini öpmeye, vezirlerime veda etmeye, soyunup dökünmeye de mi hayır? Bu dünyada elini eteğini çeken her şeye hayır. Pazarlıksız geleceksen gel. Pazarlıksız? Bir don bir gömlek, öyle mi? Öyle. Hatta ciğerini söküp bırakman mümkün olsaydı öyle. Demek öyle. Sana ne demişlerdi bir gün avda? Sanki göklerden bir sesti o.
Ya İbrahim, seni bu iş için yaratmadılar demişlerdi. Ne duruyorsun? Yaradıldığın işe dön. Ne duruyorsun? Yaradıldığın işe dön. Ey meşhur insan, bana bir şey söyle. Ey malum sultan, ne söyleyeyim? Kimsin? Nesin sen? Sana kim gibi, ne gibi görünüyorsam oyum. Sen Hızır'sın. Dedim ya, sana kim gibi, ne gibi görünüyorsam oyum. Oh. Gitti mi? Gitti efendimiz. Nereye gitti? Divanhane boyunca yürüdü gitti. Giderken seni görmedi mi? Gördü sultanım. Bir şey söylemedi mi? Söylemedi. Ben de gideceğim ardı sıra. Herhalde bekler beni bir köşede. Aman sultanım, merhamet buyurun. Böyle garip bir insanın peşine düşer mi koca bir sultan? Hemen şimdi fırla. Atlı piyade kol kol adam çıkarsınlar şehre. Kılığını halini tarif et de esrarlı adamı bulsunlar ve saraya getirsinler. Ya gelmezse? Olduğu yerde bekletsinler. Benim geleceğimi söylesinler. Sultanım, tebaanı düşün. Tebaam beni düşünsün. O nasıl olsa kendini idare eder. Bıraksınlar beni bir çoban kadar hak sahibi olayım. Sultanım, elimde bir ürün. Şehzadeliğinden beri ben baktım sana. Küstahlığımı affet. Hiçbir yere gidemem. Seni kendine gelmiş görmedikçe tek adım atmam. Beni affet. O zaman sultanlıkta son emrim, vereceğim son zalim emir seni, beni yetiştiren ihtiyarı zincire vurdurmak olur. Git, 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 git. Ha? Kumaş parçalarını yırtmışsın ne çıkar? Gönlündeki dünya nakışlarını sökmeye bak. Sen gitmemiş miydin? Demek gitmemişim. Ne yaptığını, ne ettiğini gören, anlayan olmuyor. Bu nasıl iş böyle? Böyle. Hızır'sın, değil misin? Sade beni mi? Her rastladığını Hızır bil. Şüphe. Şüphe. Yine mi? Yine mi sen? Şüphe. Ben şüpheyi yendim. Bende şüphe diye bir şey kalmadı. Sen şüpheyi yenmedin. Kafese soktun. Gölge kafese hapsedilir mi? Alçak! Artık kim alçak? Kim yüksek? Onu ermişlik taslayanlara sor. Sormam! Bilirim! Şüphe etmeyen bilmez. Aldanır. Şüphe! Ne yana dönsem sesin? Sesin o taraftan geliyor. Her yan benim. Her yan benim de onun için. Şüphe. Allah belasını versin şüphenin. Ne dedin? Allah mı dedin? Allah dedim. İşte asıl ondan şüphe. Haşa. Murdar nefs, kes sesini. Ayağının altına bir dünya çekmişler senin. Kim çekmişse çekmiş. Sana mı kaldı onu aramak? Sen bulduğuna bak. Yazık ettin dünyana. Somaki mermer saraylar, belleri ipince cariyeler, kuş sütünden nimetlere yazık oldu. Bir türlü çözemedim bu soruyu. Nesin sen?
Nefs mi, şeytan mı? İkimiz de aynı boruyu öttürüyoruz. Birimiz bırakır, birimiz başlar. Çekin elimizi yakamdan. Seni saraya dönünceye kadar yakanı bırakmayacağım. Ayağıma cihanın bütün hazinelerini dökseler, ellerinde ab-ı hayatla gelseler, iç şundan bir yudum ve hep dünyada kal deseler, yine dönmem. Ya sana inandığın her şeyin boş ve kof olduğunu ispat ederlerse, şu boşluğa kement atıp dibin dibindeki dibi bulsalar da gene yolumdayım ben. Başka bir tarafından tutayım mı seni? Defol! Üstüme varma, üstüme gelme. O vakit ben daha kuvvetli dönerim, büsbütün üstüne yüklenirim. Ben senin ismini de biliyorum. Bırakayım da içime büsbütün mü yerleşsin? Nasıl olsa içine yerleşmişim. Makasla koparabilir misin gölgeni gövdenden? Defol! 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 Hey! Çoban! Gel buraya. Şimdi de basit bir çobanla mı bulacaksın tesellini? Dağlarda çalı çırpı toplayıp pazarlara indiriyorsun. Helal kazanayım diye. Hamamlarda mümin dedikleri insanların kirlerini temizliyorsun. Kirimi yok edeyim diye. Bunları yapıyorsun da nereye varmış bulunuyorsun? Sana, seni bir cerahat gibi içimden çıkarmaya, sesini dışımdan duyar hale gelmeye, işte vardığım yer. Merhaba çoban. Merhaba. Sen Allah'a bağlı mısın? Hamdolsun. İçinde bir Allah düşmanı taşıdığını, onun da nefsin olduğunu biliyor musun? Bu ismi duyuyorum hocalardan. İçinde duymuyor musun? Benim aklım ermez böyle şeylere. Ne mesutsun sen. Allah senin yolundan uçurumları kaldırmış. Kimsin sen? Bir derviş misin? Dervişliğe özenen bir. Neymiş bu dervişlik? Bir şey işte, bir şey. Bir hal. Senin haline hasret çeken bir hal. İbrahim Ethem, bildim. Eski bir sultan olduğumu da biliyor musun? Ne bileyim. Eski Bel Sultanı İbrahim Ethem. Nasıl, beğendin? Ama senin derecenden çok aşağıda bir yaratık. Şaştım kaldım. Nereden öğrendin benim adımı? Şurada, biraz ileride toplanan aşıklardan. Kimmiş bu aşıklar? Senin gibi dervişler. Sık sık dağda buluşur, halleşirler. Onlara aşık derler. Söylesene onlara, beni de meclislerine kabul etsinler. İçlerine yabancı almazlar. Belki beni yabancı saymazlar. Tanış bir kere. Onlara de ki, eski Sultan İbrahim Ethem meclisinize kabul edilmek istiyor. İzniniz var mı diye sor. İbrahim Ethem, İbrahim Ethem. Şakik, sevgili Şakik. Sana mekan artık dağlar, bulabilene aşk olsun. Gel seninle şuracağa çekilelim de biraz dertleşelim. Seni huzur içinde görmüyorum. Nasıl huzur içinde olabilirim? Perişan. Ne noktadan? Nefsimden. Nefsimin ruhuma üflediği zehirli nefeslerden. Bunlara hata rahat derler. Bu yola düşenlerin encamıdır bu. Sabredeceksin. Ben sabrettikçe yük binerse, bindikçe ben sabra çalışırsam, çalıştıkça bıçak daha derinlere dalarsa ne yapabilirim? Allah'a havale edersin. Çare yok, dayanacaksın.
Hiçbir nefse gücünden fazlasını yüklemem diyor Allah. Demek seni ne kadar güçlü yaratmış ki yük üstüne yük bindiriyor sırtını. İftihar et. Çok fena haller geçiriyorum Jakik. Nefsim beni yoldan döndüremeyince şeytanla mı anlaşıyor ne? Üzerime küfür hararetiyle yükleniyor. Biri kar gibi beyaz, öbürü zift gibi siyah. İki parçaya bölünüyorum. Zift rengine razı olsam kolay. Zifti beyaza çevirmeye kalksam zor. Arada kalbim yırtılıyor. Didik didik dişleniyor. Cımbızla tel tel söküyorlar kalbimi. Ne olacak benim halim Şakik? Çile devrindesin İbrahim Ethem. Çekeceksin ve gerçek devlete ereceksin. Bu devleti bedava vermezler. Kimseye bir şey sezdirmiyorum halimden. Sen hal insanısın. Sana açılabiliyorum. El aleme belli edersen kendini sırra ihanet etmiş olursun. Örtün, pecelen. Şunu bilsen. Büyük huzura çıkacak yol, büyük huzursuzluk. Velinin biri, afiyet Allah'ım, ruh afiyeti diye dua etmiş. Ses gelmiş. Sen bilmiyor musun ki bu yola düşenlere afiyet yoktur? Müthiş. Bak şu taraftan bir çoban geliyor bize doğru. Aradığın afiyet işte onda. Seni kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar mı? Etmiyorlar. Ne diyorlar? Onda hala sultanlık kokusu, dünya ricası var diyorlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah bir gün meclislerine girebilecek hale gelirim. Şurada nereden geldiği belirsiz iki altın var. Al bunları, sana veriyorum. Demek altınla muamelem var. Yok. Bu sabah onu camiden çıkarken cebimde buldum. Keramet mi satıyorsun? Allah korusun. Herhalde kılık kıyafetimi acıyan biri onları cebime indirmiş olmalı. Ne yiyip içiyorsun? Ne bulursam onu. Rızkını aramıyor musun? Aramıyorum. O gelip beni buluyor. Daha çiğsin. Rızkını sen arayıp bulacak ama bulanın sen değil, o olduğunu bileceksin. Şükür bahsinde ne yapardınız? Bulunca şükrederiz, bulamayınca sabrederiz. Orasanın köpekleri de böyle yapar. Ya siz? Bulunca dağıtırız, bulamayınca şükrederiz. Biliyorum, ben daha çiğim. Bırak elini öpeyim. Bense senin gibi çiğlerin ayak tozu olmak isterdim. Ben senin ayağını öpeyim. Duydun mu? Hasretin sesi. Davetin sesi. Herkes bir hasret ve bir davet peşinde geziyor. Hasret çektiği, davet aldığı şeye ulaşınca da aradığının, dilediğinin o olmadığını anlıyor. Bu dünyada ne varsa gurbet. Bütün varlıklar yokluk. Bütün sahiplikler yoksunluk. Pişiyorsun ya İbrahim Ethem. Kaynamaya, fokurdamaya başlıyorsun. Gidiş, hep gidiş. Yolun ne tarafa? Bu yana. Seninki? Benimki de bu tarafa. Ya İbrahim Ethem? Ya Şakik Belhi. Kaynayacaksın, pişeceksin, kül olacaksın ve artık yanmayacaksın. Aradan çıkacaksın, onu bulacaksın. Onu bulacağım. Beni yaratanı bulacağım. Yaratılışımdaki murada ereceğim. Alemleri insan için, insanı da kendi visali için yaratanı bulacağım. Yolcular, fırtına kesildi, tehlike geçti. Artık keyfimize bakabiliriz. İnce göbek havası. Tamam. Evet, zaman içinde. Kalbur zaman içinde.
uçsuz bucaksız denizde yol alan bir gemi. Birdenbire bir fırtınadır kopmuş. Yelkenler parçalanmış. Dümeni, zincirleri kopmuş. Neredeyse gemi batacak. Ağlayan ağlayana, çığlık basan basana. Bir köşede de bir derviş. Aman demişler derviş baba, dua et de kurtulalım. Ne cevap verse iyi derviş. Demiş ki korkmayın. Sizin derya dediğiniz benim koynumda. Seslenirim ona, yatışır. Keramet taslamış bizim derviş. Derviş denize seslenmiş. Yatış, yoksa seni koynuma almam. Bakmışlar ki deniz yatışmıyor, bari sen al onu koynuna demişler. Dervişi suya atmışlar. Fırtına da durmuş, sularda yatışmış. Biz de az buz fırtına atlatmadık. Bir daha kopacak olursa fırtına, şuradaki dervişi suya atarız, olur biter. Hey, derviş. Efendim. Sen derviş misin? Hayır efendim. Öyleyse niçin efendim dedin? Beni gösterdiniz de onun için. Halin tıpkı dervişe benziyor da ondan. Dervişlik nerede? Ben neredeyim efendim? Denize atarız diye korktun da ondan mı böyle söylüyorsun? Hayır efendim. Nesin sen öyleyse? Sizin gibi bir adam. Ayol senin neren adam? Doğru. Benim nerem adam? Yolcular, bakın hatırıma ne geldi. Sultan vezirine demiş ki, bıktım etrafımdaki basmakalıp dalkavuklardan. Bana dünyanın en büyük, en keskin dalkavuğunu bul getir. Vezir gitmiş, dünyanın en büyük, en keskin dalkavuğunu bulmuş getirmiş. Tıpkı bu derviş gibi çökük, ezik, kırık, çelimsiz, alımsız, çekimsiz bir adam. Sultan demiş ki ona, senin neren dalkavuk? Sen dalkavuk değilsin, olamazsın. Evet demiş dalkavuk, ben dalkavuk değilim, olamam. Durun. Sonu var. Sultan vezirini çağırtıp çıkışmış. Adama sen dalkavuk değilsin, olamazsın dedim. Değilim, olamam diye cevap verdi. Bu nasıl dalkavuk bre? Vezir gülümsemiş. Sultanım, öylesine dalkavuk ki, o emriniz, hatırınız için mesleğini, sanatını bile inkar ediyor. İşte şu gördüğünüz dervişin de hali bu. Durun, şuna bir el atayım da seyredin. Siftah senden ey derviş. Şu defe kızıl bir altın at bakalım. Ben de kızıl bir altın değil, silik bir bakır bile yok. Ne o? İşler kesada mı gitti? Parsa toplayamadın mı? Yoksa bu gemiyle cömert memleketlere mi gidiyorsun? Cömert memleket varsa yerini haber ver de gideyim. Uzun etme, omuzdaş. İkimiz de aynı sanattanız. Ben maskaralık edip parsa topluyorum, sen de goygoyculuk edip sadaka devşiriyorsun. Hakkın var. İkimiz de aynı sanattanız. Şu farkla ki, senin apaçık maskaralığın benim nefsimin sinsi pisliğinden çok daha temiz. Bakın, ne hikmetler savuruyor. Ne o? Niçin somurtuyorsunuz? Niye astınız suratlarınızı? Acıdınız mı yoksa bu maskaraya? Durun, onun ne mal olduğunu göstereyim de koyuverin kahkahaları. Gül bakayım. Gülümsemek yetmez, kahkahayla gül. Elimden geldiği kadar gülüyorum. Sen onu kahkaha say. Havla öyleyse köpekler gibi. Zaten havlıyorum ya. Her lafım bir havlama. Daha ne istiyorsun? Yere yat, dört ayak üzerine yürü. Mecalim olsaydı yere de yatar, dört ayak üstünde de yürürdüm. Ama affet, nerede bende o kuvvet? Göbek at öyleyse. Bilmiyorum ki göbek nasıl atılır. Bilmiyorum. Ben sana şimdi hepsini öğretirim. Hop. Sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Gemideki bunca insan içinde, bunca hor görülmeye, bunca küçük düşürülmeye layık bir beni mi buldun?
bir seni buldum. Ya. Hey. Ya Rabbi, sana şükrederim. Sana da teşekkür ederim. Allah bu cihanda insanları güldürdüğün gibi öbür cihanda da seni güldürsün. Gönlümü hoş ettin. Ne garip adam bu. Vurdukça vurduruyor. Ezdikçe ezdiriyor. Maskara, dur kıpırdama. Kimse de kıpırdamasın yerinden. Cehennem odunu. Sen böyle bir insana nasıl oluyor da bu kepazelikleri yapabiliyorsun? İndir kamçını. Kusuruna bakma. Kasti kötü olabilir. Neticeye bak sen. Bana ders verdi. Allah affetsin onu. İzin verilirse şefaatçisi benim. Şu 1000 dinarı kabul et. Belki bir işine yarar. Senin de kastın güzel. Ama neticesi kötü. Bunca çilemi birkaç pula yele verdirmek mi istiyorsun? Koy cebine keseni. Muhtaçlara dağıt, sevap kazan. Sen muhtaç değil misin? Hem de ne muhtaç ne muhtaç. O kadar muhtaç ki ben de ihtiyaç diye bir şey bırakmıyor. Ben Allah'a muhtaçım. Al da küçük ihtiyaçlarından kurtul. Büyük ihtiyacına bak. Alırsam istediğim gibi harcamaya izin verecek misin? Mal senin. Ver öyleyse. Yolcular, nasıl içinizde hor görülmeye, küçük düşürülmeye en layık bensem, şu 1000 dinarı almaya en müstahak, evet, en müstahak biri de olması lazım aranızda. Kim nefsini en müstahak görüyorsa elini kaldırsın. Ne o? Hepiniz birden mi el kaldırıyorsunuz? Aa, aranızda yalnız maskara mı el kaldırmayan? Maskara, gel. Elindeki defle yüzünü gizleme. Bu gemide riyakarlıktan uzak bir sen varsın. Gel yanıma. Yürü maskara, gel. Merak etme. Bu dünyada senden daha az maskara olanını bulamaz. Yürü diyorum sana. Al. Belki tevbene vesile olur. Bana tevbeyi öğret. Kolay mı onu öğretmek? Evvela kötüden tevbe. Sonra iyiden. İyi sandığın şeylerden tevbe. Her şeyden tevbe. Söyle, söyle. Takat getiremezsin ki. Getiririm, söyle. Renk diye baktığın renkten bile tevbe. Aldığın her nefesten tevbe. Daldığın her saniyeden tevbe. Sonra, sonra. Nihayet. Tevbeden de tevbe. Nefsin saklambaç oyunu. Samimiyetsiz tevbeden de tevbe. Sen büyük bir velisin. Veli mi dedin? Ben bir deneyim. Deni. Biraz önce halini gösterdiğin çehresiz ve hayasız deni. Ayakta durma, otur. Ver de söküklerini ben dikeyim. Dakikalardır uğraşıyor, bitiremiyorsun. Nefsimi meşgul etmeye bakıyorum. O beni meşgul edeceğine ben onu meşgul edeyim. Mümkün olsa da bir yandan söksem, bir yandan diksem. Kuzum, nedir senin şu nefs dediğin? Senden başka bir şey mi? O hem ben, hem benden başka bir şey. Nasıl olur? Basbayağı olur. Ben balıkçıyım. Benim kayığım dediğim zaman kayık ayrı, ben ayrı değil miyim? Nefse gelince iş değişiyor. O hem sen oluyor, hem de senin dışında bir şey. Sende ne varsa onlara benim şuyum, benim buyum demiyor musun? Benim elim, benim ayağım, benim başım. Ya sen neredesin? Sendeki her şey ayrı ayrı senin olunca sen neredesin? Hı? Bendeki her şey benim. Benim diye sayıp tükettikten sonra ben neredeyim? Aklımı oynatma benim. Aklın oynasın da altından çıkanı gör. O zaman nefs mi çıkar meydana? Nefs çıkar.
senden kopar. Olanca marifetiyle karşına dikilir. Köpeğe benzer. Akrebe benzer. Yılana benzer. Nefis ruh mu yoksa? Ne güzel. Ruhun karşılığı ters tarafı. Allah gecenin karşısına gündüzü diktiği gibi kalbimize nefs ile ruhu işlemiş. Kalbin toplayıcı hakikati doğmuş. O da ben dediğin şeye aynı olmuş. Ne derin sır. Asıl sır onun altında. Ben sana kabaca nefsi bildirdim. Derinlere girmedim ki. Gir. Giremem. Sen bir balıkçısın ama beyni kaynayanlardansın. Onun için sevdim seni. Vazgeç hecelerden, harflerden, kelimelerden. Nefsin işini bil, yeter. Neymiş nefsin işi? Allah'a perde olmak. Yapış o perdeyi tırnaklarında. Yırt o perdeyi, huzura çık. Nasıl yırtılır o? Balık ağı değil ki geçireyim parmaklarımı da parçalayayım. Onu bir balık ağı gibi parçalamanın usulü heveslerinden vazgeçmek. Tacını tahtını yıkmak, yele vermek. Benim ne tacım var ne tahtım. Ben Sultanı İbrahim Ethem değilim ki ben. Tacıma tahtıma bir tekme indirip dağlara kırlara çekileyim. İbrahim Ethem ha? Evet, İbrahim Ethem. Kim anlattı sana onun hikayesini? Herkes, herkesin dilinde o. Niçin? Boşuna bırakmış tacını tahtını. Meğer muradı dillere destan olmakmış. Gayesi şöhretmiş. Sahtekar İbrahim Ethem. Mürahi İbrahim Ethem. Ne yapabilirdi zavallı? Namsız, nişansız kalmanın, silinip gitmenin çaresine bakabilirdi. Allah onu sultan yaratmış, elinden ne gelirdi ki? Gizlenmek. İsterse sultan kürkünün içine gizlensin. Eksik adammış İbrahim Ethem. Eksik. Derviş baba. Söyle evladım. Öleceğiz değil mi? Evet evladım. Ama kimse inanmıyor buna. Nefs. Ölüme başkalarında inanıyor, kendinde inanmıyor. İstediğin kadar mezarlık kapılarına yaz. Bütün nefsler ölümü tadacaktır. Yine inanmaz. İnansa tek adım atamaz. Nasıl olmalı bir müminin hali? Son nefesinde nasıl olacaksa hep öyle. Her an öyle. Derviş baba. Efendim. Bana beyni kaynayanlardansın dedin. Bu hal çok yeni bende. Benim 5 yaşında nur topu gibi bir oğlum vardı. Şuracıkta oynarken sular onu alıp götürdü. Oh. Günlerce aradık, taradık, izini bulamadık. Bir gün ağamın içinde bulmayayım mı onu? Annesi de çıldırdı. Bu ne hikmettir derviş baba? Şu denizi yumruklayayım Allah'a, Rabbim bu işi niçin yaptın diye. Sus. Sus. Mal sahibi sen misin? Hı? Şu suratını dünyaya gelmeden kendin mi ısmarladın? Bedavadan konduklarını elinden aldıkları zaman niçin kendini kayıpta görüyorsun? Sermayen mi vardı ki elinden gitti diye tepiniyorsun? Nasıl oluyor da Allah'a hesap sormaya dilim varıyor? Veren o, alan o, güldüren o, ağlatan o. Burada her verdiğini orada saklayan o. Hı? Daha ne istiyorsun? Çıldıran anne bilse ki, ondaki merhametin sahibi kendisi de değil, Allah. Hemen tesellisini, şevkini bulmaz mı? Yavrusunu ensesinden kavrayıp kaçıran kedi, civcivini yem yemeye çağıran tavuk, şu veya bu, o rahmet duygusunu kimden aldı? Ha? Bu rahmet ortadayken hangi kayba üzülebilir insan? Allah'ım. Söyle, her şey onun, her şey onda. Batan ufukların dilsiz daveti, solan renklerin baygın rüyası, ağlayan öksüzün gizli isteği, çırpınan aşığın kavurucu umması, kayan gözlerin sessiz imdat çığlığı, her şey onun, her şey onda. O ki Allah'a maliktir, neden yoksundur? O ki
Allah'tan yoksundur, neye maliktir? Ağla. Ağla evladım ağla. O da Allah'ın sana rahmeti. Ben Allah'tan korkmak istemiyorum. Onu sevmek istiyorum. Hem sev, hem kork. Sevdiğin kadar kork, korktuğun kadar sev. Alemde sevgiden büyük korku mu olur? Asıl sevilenden korkulur. Ne yapsam da kendimi kaptırsam ona? Sen mi kaptırırsın, o mu kapar belli olmaz. Belki de seni kapmak için başına sardı bu felaket. Ateşten ok yüreğine yapışınca anlarsın. Yüreğimi açtım, bekliyorum. Bekle. Aa, atlılar durdu, vali ve adamları. Vali atından indi, bize doğru geliyor. Gelsin varsın. Bana işaret, şimdi gelirim. Selamun aleyküm ey yüce veli. Ve aleyküm selam ey koca vali. Belh'ten bir name aldım. Belh sultanı seni rahat bir araba içinde oraya göndermemi istiyor. Boşunaza. Ben burada yumuşak kumların şiltesi üzerinde çok rahatım. Olmaz, göndermeye mecburum. Zorla mı? Gerekirse zorla. Belh'e dönmelisin. İlle dervişlikse muradın, orada sürdürmelisin dervişliğini. Sarayda mı? Senin gibi bir sultan oğlu, sultan oğlu bir sultan layık mı ki böyle dağlarda, kırlarda, deniz kenarlarında, kayalıklarda sirilsefil dolaşsın? Eski Belh Sultanı İbrahim Ethem şimdi kumluklarda söküklerini dikiyor. Görülmüş, duyulmuş iş mi bu? Daha neler vardı dünyada görülecek, duyulacak. Nedir o elindeki? Dikiş iğnesi. Bir zamanlar kılıcınla dağları bölerken şimdi bir iğneye mi kaldı senin işin? Bu iğne o kılıçtan daha kuvvetlidir. Aklını da bozmuşsun sen. Zaten insan aklını bozmadan senin yaptıklarını yapar mı? İyi bildin. Aklımı bozdum. Boynumu buradan kesip başımı çöplüğe attım. Şimdi beni çöplük çöplük dolaştırıp başımı mı aratacaksınız? İstemiyorum. Sizin olsun. Gelmezsen seni askerlere tutturacağım. Elini kolunu bağlatacağım. Yemeğini bile ağzına kaşıkla verecekler. Belh'e gideceksin. Eğer keramet sahibiysen zincirlerini kırar, havada uçar kaçarsın. Razı mısın? Razı değilim. Keramete güvenmiyor musun yoksa? Yoka güvenilir mi? Ben varda yok olmaya bakıyorum. Hiç yokta var olmayı düşünebilir mi? Ya senin için havada uçuyor, suda yürüyor diyenlere ne buyrulur? Bunlar keramet değil mi? Bunlar oyuncak. Havada sinek de uçuyor, suda kurbağa da zıplıyor. Keramet bunlarda değil, acizlikte. Toprak üstünde sürünemeyecek kadar acizlikte. Ver ona iğnemi, ver onu. Vermeyeceğim. Yoksa keramet iğne de mi? Olabilir. Allah isterse o iğnenin ucuyla bana üzüm taneleri gibi yıldızları toplatır. Ya, demek keramet bu iğnede. Şimdi ben onu denize atayım da gör gününü. Balıklar, getirin iğnemi bana. Bakın bakın, bir balık kafası su yüzünde, ağzında iğne bize doğru geliyor. Emanete kıydım, sırrı açığa vurdum. Demek bu dünyada nöbetim sona erdi artık. Hoşça kalın dostlarım. Sen koca vali, Belh'e selam gönder, şen olsunlar. Sen de dertli balıkçı, bana iğnemi getiren balığı ağına düşürmekten sakın. Ağ atmayı bırak, Allah'ın ağına düş. Nereye gidiyorsun ya İbrahim Ethem? Meğer farkında olmadan kefenimi dikmeye başlamışım. Onu tamamlamaya gidiyorum. Gel bizim kulübeye gidelim. Ben dünya kulübesine sığamadım. Senin kulübene nasıl sığabilirim? En doğrusu büyük gelir bana senin kulüben. Lütfen. Ben sultan doğdum. Bana saray gerek. Öyle bir saray ki genişlikte en geniş. Evet,
Genişlikte en genişte, darlıkta en dar. Saraya mı? Saraya mı gidiyorsun? Saraya. Saraya. Ya. İçine yalnız beyaz gömleklilerin alındığı, kuma uzatılıp kalıbının çıkarıldığı, boyuna göre yer verildiği saray. Evet. Öyle bir saray. İçinde kılıçlı böceklerin nöbet tuttuğu, havaya, ışığa bile yasak denildiği, darlığın genişliğe çevrildiği saraya. Ben Bel Sultanı İbrahim Ethem sarayıma gidiyorum. Ayrılma, kal ne olur. Hiç ayrılmamaya, büsbütün kalmaya gidiyorum. Bakma sen toprağa, toprakta kimler yatır? Hani bunca evliya, yüz bin peygamber yatır? Hani bunca evliya, yüz bin peygamber yatır? İnesin suya da balıklara getirten, tacın tahtın terk eden İbrahim Ethem yatır. Tacın tahtın terk eden İbrahim Ethem yatır. Osmanlı Yayın Evi sundu. İbrahim Ethem.